Selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Her şey yolunda durum umarım. Keyfiniz yerindedir. Haliniz, vaktiniz, ağzınızın tadı yerindedir umarım. Bu hafta güzel bir hafta. Neden bu hafta? Artık yazın başlangıcı kabul edebiliriz bakarsanız. Ya ben çocukken doğru söylemek gerekirse yazın başlangıcı tam böyle okullar kapandı gibi başlıyordu bende yaz. O yüzden halbuki havalara sorsak bir haftadır falan yazın artık böyle tillah olduk yani. Böyle bir şey yok. Bugün de Bursa 34 dereceymiş. Yarından itibaren 38 falan diyor. Herhalde öleceğiz. Şimdi arkadaşlar bu hafta ne? Clash at the Castle haftası. Okul kapanıyor. Bayram var. Güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. Bence artık bazı şeylerin de başlangıcı olacak. Çünkü iki aydır bir rölantideyiz böyle işte. Clash at the Castle... Şey... Backlash vardı. King of the Ring vardı. Bilmem ne. Roman gitti. O gitti. Bu gitti. Rock yok. İşte Seth Rollins gitti. Rhea Ripley gitti. <laughs> o kadar çok kişi yok ki... <laughs> İnsanlar böyle artık dur bakalım elimizdekiler ne yapacaklar diye bekledik ee, sevenler oldu sevmeyenler oldu ama ben bakın 3,5 yılı geçiyoruz galiba 3,5 yıl falan olmuş bir tık geçmişiz 3,5 yıldır aktif şekilde sürekli full time içerik üretiyorum İlk defa böyle bir düşüş gördüm resmen çakıldı böyle bunda sorduğum zaman insanlar şey diyor abi diyor işte ilgimi çekmiyor diyor. Roman'ın sürecinde mesela "A dur bakayım Roman'a ne olacak da ilgimi çekiyordu. Şu an işte kodirostur Şu an mevcut şeyler ilgimi çekmiyor benim diyor. İşte bu hafta ilgi çekmeye başlayacak hafta bence. Çünkü neden? Bu hafta sonu cumartesi günü erken saatte Clash at the Castle var. Şimdi size şunu göstereyim. Sonra haberlere geçeceğim. Şuna da bir yorum like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Toplulukta Clash at the Castle haftası neler bizi bekliyor. Rahat tepki videosu var. Erken saat SmackDown yeni var. Cuma günü unutmayın. SmackDown erken olacağı için ben de geleceğim. Beraber takip edeceğiz sizlerle. Clash at the Castle canlı yayını var zaten tabii ki. Pro Wrestling Studio'nun ikinci yılı olacak. Ee, ödülümüzü de kazananı da vereceğiz. Kazananı da belirteceğiz. Belirleyeceğiz ve size duyuracağız bu bölüm, bu haftaki bölümde. Clash at the Castle canlı yayını var. Clash at the Castle tahmini var. Clash at the Castle simülasyonu var. Clash at the Castle incelemesi var. Dolu doluyuz bu hafta. Haberiniz olsun. Clash at the Castle, umarım Bizim için bazı şeylerin dönüşümü de çünkü Clash'tan sonra Money in the Bank sonra SummerSlam var. İşte güzel şeyler başlıyor. Şimdi haberlere geçelim. Çok önemli bir haber var. Ricochet ee, bu yaz kontratı bitiyor arkadaşlar ve WWE'den büyük ihtimal Seth Dillard WWE sun diyor bu arada. Bu şey ee, ya yani bekleniyor gitmesi kontratı bitiyor ve bunun da yani birkaç tane mevzu var. Mesela işte Will Ospreay'ın şu payla bunu paylaşmasıdır falan böyle. Şimdi birazcık Ricochet ile ilgili konuşmak istiyorum arkadaşlar. Ricochet nasıl bir güreşçi? Ricochet muhteşem bir güreşçi. i̇şin ring içi boyutunda harika. Bir sürü insan işte hani mikrofonun olmadığından, rol yeteneğinin olmadığından falan bahsediyor ama Ricochet, yani Ricochet'i ben şöyle söyleyeyim. Ee, neydi adı eskiden? Ya i̇lk tanıdığı Prens Puma'ydı bu adam. Ondan sonra işte o maskesi çıktı bilmem ne falan. WWE Ricochet olarak uzun zamandır boy gösteriyor. 3,5 yıldır ben izliyorum adamı. 4 yıl diyelim daha çok. Neredeyse 4 yıl olacak. 4 yıl olmamış. Hep <laughs> baktığımda hep aynı şey oluyor. Ya. Ne zaman ben geri dönmüştüm ya falan diye. Ben ee, kas, tabii Kasım 2020'de falan geri döndüm. Ben daha olmamış. 3,5 senemiz var. <laughs> Ricoche'yi izliyorum. Ricoche bana WWE'de top seviye, main eventer olabilecek bir hava vermiyor. Ve hiçbir zamanda WWE'nin kumaşı, yani Ricoche'nin kumaşı diyelim daha doğrusu, WWE'de o seviyelerin adam olmayacağını gösteriyor. Ne kadar iyi güreşçi olursa olsun muhteşem bir güreşçi rakibini çok iyi gösteriyor yeri geliyor ırgat gibi işte mesela yükselmekte olan birine kaybediyor bunlar yapıyor çünkü neden o kişi de iyi gösteriyor. Ricochet böyle bir adam ama Ricochet ne kadar iyi bir güreşçi olursa olsun WWE'de top seviyelere zaten çıkamayacak yani herkes çıkamaz zaten arkadaşlar. Çünkü bizim bizde şöyle bir şey var bazı insanlar diyor ki Ricochet kötü değil. Neden? Çünkü tap seviye değil. Ana kemerler falan kazanmıyor. Ana kemer kazanmak, bakın WWE'de bahsediyorum. Başka bir şirkette bundan bahsedebilirsiniz. Biraz da hani yine bence geçerli değildir %100. Başka bir şirkette hani çok teperade değilse iyi değildir falan. Bir tık daha geçerli olabilir ki. Bence %100 değil. Ama WWE'de bu iş çok zor. WWE'de en zirvelere çıkmak gerçekten çok zor. Hani istediğin kadar yetenekli ol. Adamlar sana bakıyor mesela. Sen de bizim kapağımızda olacak. işte Premium Live band kapağında olacak. E, duyurularımızda her yerde sosyal medyamızda seni böyle bam 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 hype'layacağımız bir ipin yok senin deyip bile yapmaz mesela tabii tabii. Tabii bir böyledir. Bu işin Hollywood'udur yani. O yüzden ben <coughs> da ben WWE'de hani Hakkı yendi. Hani Hakkı ana kemerse zaten WWE'de öyle bir şey. Ricochet ben asla düşünemiyorum yani oralarda. Amit karttır Zaten hani oralarda bulundu o seviyelerin adamıdır. Ama bir şekilde Ricochet'in gideceği konuşuluyor. Şöyle bir şey tweet'i beğenmiş. Ne olay? Yalan söylemeyeceğim. time to www let, e, yani mikrofon yeteneklerini gösterme vakti geldi diyor. Verin şuraya mikrofon konuşsun demiş. E, bunu Ricochet beğenmiş bu arada. Sanki böyle işte bir şeyler... Yani şöyle bir tabir vardır. Bir deyim vardır. Get, up, get off his chest yani. İşte Türkçesi ne olabilir ki bunun? Yani söyleyeceklerim var. Şunu bir at, atayım üstümden falan tarzı bir şey. Söyleyecekleri farklı. For everybody thinks he can't. Herkes onun konuşamadığını zannediyor ama aslında o He walks and talk. He walks the walk. Talk like he walks the walk. Bu da bir yine deyim. Aslında çok iyi konuşuyor falan diyor. Bence Ricochet'in e, WWE'de misyonu tamamladığını düşünüyorum ben. Hani bunun ötesinde bir şey ne olabilir? Düşünüyorum gelmiyor aklıma yani. Ne olacak? Ana kemerim oynayacak mesela. Amerika, ana Kemero oynasa ne olacak? İnsanlar çok ilgi duyacak mı? Bak şu an bazı şeyler değişti. Roman'dan sonra nasıl bir fark olduğunu gördük değil mi arkadaşlar? Şimdi belki da ileride mesela 4-5 yıl sonra o seviyede olacak. O zaman ayrı konuşuyoruz ama şu an Ricochet onu vermiyor bana. O yüzden Ricochet'in ben kendisi için hayırlı olanın mesela AW anında alır. Anında kapar ve kapması lazım. Çünkü Ricochet'i çok iyi kullanabilirler. Ricochet'e daha çok şans verebilirler. Ricochet gerekiyorsa da bir, de bir laf da atar. <laughs> Bak bu da herkes için geçerli olacak bir şey değil. Ama belki yapabilirler yani. Bir şekilde yapsın bunu. Şimdi insanlar Samantha'yı konuşmaya başladı. Samantha gider mi abi diye. Samantha gitmesin. Niye gidiyor ki? Samantha niye gidiyor abi? Yani şirketin dünyanın en büyük şirketinin en iyi anonsçusun sen şu an. En formda anonsçusun. Mesela işte kocam gidiyor ben de gideceğim. Zırbalık olur. Tamam. Bir de Penta var. Penta'nın da kontratı e, kısa zaman sonra tam disfall diyor. E, Sonbaharda bitiyormuş. Yo bir dakika kontratı bitiyor WWE'ye gelme ihtimali var. WWE'nin bazı işte yöneticiler falan böyle WWE'den Penta'ya karşı bir ilgi olduğunu duydum ben. Arkadaşlar Penta e, muhteşem bir güreşçi. Bak işte yine şey noktasına geleceğiz. şimdi Penta'yı alıp siz main event yapamazsınız WWE'de. Yapamazsın ama bu işte Meksika'dır. Ne bileyim işte Lucha Libre olayları, e, olayları, maskeli bu güreşçiler falan var ya. Mesela Rey Mysterio'yla da sokup ona acayip tepki falan verebilirsiniz. Bak Rey Mysterio hep öyle oluyor. Hep işte ihanetler bilen ama Penta çok iyi W'da bir de heel karakter olabilecek. Bir de işte Luchador dediğin zaman aklınıza ne geliyor? Kısa boylu, maske var, cip 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 zıplıyorlar falan böyle. High Flyer. Şimdi Penta öyle bir High Flyer değil. Kardeşi Rey Phoenix öyle evet. Ama Penta Luchador'u yani şu maskeyi çok farklı temsil ediyor. Ya yani bu arada zaten normal o değildir yani. Maske taktı, uçtu, kaçtı değildir. Böyle luchador dediğin zaman heavyweight luchador da var yani. Luchador dediğiniz adam lucha libre'yi yapan güreşçidir. Lucha libre. Lucha libre'cidir yani anladın mı? Meksika güreşi diye tabir ettiğimiz bu şeyi yapanlardır. Bunun heavyweight'i de var. Bir sürü tarzı var ama hani dünyada daha çok dediğin zaman high flyer tipler geliyor böyle. Maskeli uçuyor kaçıyor. Penta buna zıt biri. Yine de çok iyi güreşçi. Böyle ağır siklet falan şey değil. Tam ortası. Severim bu arada Penta'yı. Kendisi yani Impact World Champion oldu. <laughs> bir, bir gün mü tutmuştu? Öyle biri de olsa. Penta bence WWE'de iş yapabilecek biri. O yüzden WWE'nin ilgisini ben hiç garipsemiyorum. WWE'de de yani şu tarz bir en azından maskeli güreşçi. Elinizdeki kişileri de yükseltmek için kullanılabilir. Mesela söyleyeyim mi? Dragon Lee. İlla maskelerle maskeleri kapıştıracağız. Meksikalılar Meksikalılarla kapışsın derseniz mesela. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Şey gibi olur çünkü. Spiderman Venom gibi olur anladın mı böyle. Raymister olmayacaksa mesela elindeki adamı. Çünkü Dragon birazcık yatırım yapıyorlar. Bunu görebiliyorum. Onu Spiderman gibi bunda Venom gibi yaparsam. niye olmasın mesela. Tatlı olabilir. Adam Copland. Abi Edge. Akıllanmayacak bu bak. Vallahi akıllanmayacak işte şimdi ameliyatım iyi geçti şöyle iyileşiyor bu benim yedinci böyle ciddi ameliyatım falan filan diyor bir şeyler bu adam hala geri dönmek peşinde bak ben size söyleyeyim bu arada arkadaşlar bir izleyici olarak Edge ya 2020 yılının sonunda ben 2021 Rumble'da geri dönmüş tekrardan yine bir sakatlığı vardı <laughs> geri döndüğünden beri ben bu adamı her maçını çok tetikte izliyorum ay bir şey olmasın aman sakatlanmasın aman boynu aman beli aman sırtı falan derken böyle çok geriliyorum yani bilmiyorum neden. Ee, benim maçta, maçından keyif alma şeyimi böyle düşürüyor yani aşağı çekiyor. O kadar çok adamı önemsiyorum ki ulan bir şey olacak mı falan diye. O yüzden de keyif alamıyorum. Umarım Edge e, herhalde ringde ölecek ya bunu istiyor. Ama çok büyük saygı duyuyorum. Yani şu sektörde en saygı duyduğum adamlardan bir tanesi adam emeklilikten geri döndü ya. Yani 9 sene bir bırakmıştı yani. Geri döndü. Triple H. Bununla ilgili uzun uzun da konuşabilirim ama konuşmayacağım. Olay ne biliyor musunuz? WWE Challenge, WWE Tag Team, so Step Up Their Game. Ee, WW, yani tag Teamleri birbirleriyle mücadele ettirerek onları daha çok önemli bir noktaya getirmeye çalışıyor abi. Triple H ama işte AOP'den falan bahsetmiş. Size çok samimi bir şey söyleyeceğim. Final Testament, AOP falan gerçekten ilgimi çekmiyor benim. İlgisini çekenler lütfen aşağı yazabilir mi? Desin ki abi benim ilgimi çekiyor şundan şundan dolayı. WWE'de birkaç tag team dışında hiçbir tag team benim ilgimi çekmemeye başladı. Her yer tag team, her, bir, her yer stable oldu. Yani ya farklı bir şey lazım bize. Kadınlarda da aynısı geçerli. Bak Jade Cargill ile Bianca Belair bence muhteşem bir tag team. Çok dominant, çok güçlü olabilirler ama abi böyle çıtır çıtır ilerliyor. Hani bir dominant bir şeyini görmüyoruz. Çünkü gerek yok bence o hemen. Erkekler tag de tag team bence nerede öldü? Ya Judgment Day aldı falan ya kemeri. Hadi onlar yine güzel bir şeyler yapıyorlardı. Sonuçta bir hikayesi falan vardı ya. Bitti ondan sonra ben yani... Şimdi bak Miz'le şey çok güzel. Arturut. Doğru söylemek için çok tatlı. Ama benim ilgimi çekmiyor işte. Feud'dur, maçtır, bir şeyler ilgimi çekmiyor. Öteki tarafta Austin Grayson Waller var. Adamlar bir sıfırlandı. Austin en azından son SmackDown'da bir böyle bir bakış attı, bir şeyler yaptı. Oradan bir şey çıkabilir. Çıksın da. Ama benim için şu an maalesef öyle bir dönemden geçiyoruz ki taktiğimler ilgimi çekmiyor benim. Yani bunu artık nasıl kurtarabilirler bilmiyorum ya çok e, büyük top sevi iki kişi güreşçi taktiğim falan mı yapacaklar bilmiyorum artık ne olacak. Gerçekten e, birazcık kafamda şeyler oluşmaya başladı. Sıkıntılı zamanlara girdik takdim konusunda. Bakalım bu nasıl kurtarılacak. ha Kemal'in ayrılmasını çok istiyordum. İyi ki ayrıldı ama ayrıldığından beri de bakıyoruz böyle hiçbir şey yok yani. Öyle. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Clash at the haftası. Bayram haftası. Okulların kapandığı hafta. Güzel bir haftaya giriş yaptık. Havalar da çok sıcak bu hafta. O yüzden ne yapalım biliyor musunuz? Çok dışarı çıkmayın. Eve kapanın benim videolarım. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.